Evet, şimdi mülakat dedik. Dün önemliydi Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki sözleri. Seçimden önce iktidarın seçim vaatlerinden biri kamuda mülakatın kaldırılmasıydı biliyorsunuz. Önce muhalefet böyle bir vaadi gündeme getirmişti. Sonra Erdoğan da bu vaadi duymazdan gelemedi. O vaadi aldı, kendi vaadi olarak meydanlarda halka sundu. Ancak seçimden sonra bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Mülakatı kaldıracağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa yeni yol haritası belirleriz dedi. Verdiği sözü de eğer böyle bir söz verdiysem diyerek adeta unutmuş gibi konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor diyerek tepki gösterdi bu sözlere. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Erdoğan'ın tutmak istemediği bir vaat yorumunu yaptı. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Seçim öncesi mülakatı kaldırma sözü verdi. Seçim bitti, vaat geride kaldı. Erdoğan yine verdiği sözü unuttu, yeni bir yol haritasına işaret etti. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdim. Evet. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. İktidarın mülakat sözünü yerine getirmeyeceğinin en net sinyalini Bakan Tekin verdi. Tekin'in bu sözleri kamuoyunda tepki topladı. Halbuki seçimden önce iktidar mülakatı tamamen kaldıracağını bile söylemişti. Kamuya girişlerde mülakatı tamamen kaldıracağız. KPSS sınavıyla girişe esas alacağız. Erdoğan mülakatın kaldırılmasına ilişkin ABD'de konuştu. New York ziyaretinde Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. O sorulardan biri de mülakatla ilgiliydi. Seçimden önce kaldırılacak diye söz vermişti, şimdi de kaldırılacak diyemedi. Yeni bir yol haritası ile ilerleriz dedi. Biz mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Mülakatın kalkması lazım. Çünkü anlaşıldı ki istismara açık bir alan. Sayın Erdoğan'ın tutmak istemediği anladığım kadarıyla vaatlerden birisi bu. Her zamanki gibi. Erdoğan'ın sözlerine hem İYİ Parti lideri Akşener'den hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor dedi. Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları'yla görüşür bakarız demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok. Yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi. Gereğini yaparsın biter. Hayırdır? Alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? O çocukları size yedirmeyeceğim.